Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Subnautica Below Zero ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yine bir önceki bölümlerde yanlış söylemişim. 10. bölümü çekerken 11. bölüm diye sizlere söylemişim. Bunu düzeltiyoruz. Şu an 12. bölümdeyiz. Sea Robot'i 10. bölümde bulmuştuk. 11. bölümde de subanımızı ve subanımızın geliştirmelerini yapmıştık. Hatta bir de deniz tırımızda ışınlanma modülünü yaptık. Bunu da denedik. Gayet de başarılı sonuçlar aldık. Yani bizi baya baya şeyden kurtaracak. O zaman şimdi şöyle yapalım. Kar tilkisini de bulmuştuk. Bir kar tilkisini acaba görsek mi diyorum. Kar tilki ya da şeyle mi gitsek? Subanla mı gitsek? Ya da kar tilkisiyle gidelim de kar tilkisini nereye yapacağız, nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Daha önceden de hiç kar tilkisini denemedim açıkçası. Bir de biz bu organları, işte mimar dokularını falan sadece iskeletleri bulduk. Onlar için de bir gitmemiz gerekecek herhalde yerlere. Şimdi şuradan konumlardan pilot bilinen noktası diyor. Acaba bizim oraya tekrardan mı gitmemiz lazım? Bir şöyle bir gidelim. Şöyle dursun. Şöyle yapalım. Subanımızı almaya gerek yok bence. Direkt şeye gidelim. Bunda acaba şey var mıydı? Elektrik savunma. Muhtemelen var çünkü bir tane yer boş kaldı. Onu da nereden bulacağız inan bilmiyorum. Belki şu an işte hala orası artı diye gösteriyor ya. Belki gideceğimiz yerde bulabiliriz diye düşünüyorum. Belki de bulamayacağız. İnanın bilmiyorum yani şu aşamada. Her çaktığımızda bunu şeyimiz gidiyor. Pilimiz gidiyor. Şurada. Biz tabii şu an bu kadar yavaş gitmemize sebebi ağırlaştık. Eskiden iki tane yükümüz varken şu an arkada beş tane yükümüz var. Ama buna değer mi değer bilmiyorum. Böyle yaratık saldırabiliyor mu, saldıramıyor mu hiçbir fikrim yok. Birazdan öğreniriz zaten. Şu akvaryum modülünü yapmadık. Onu da yapmayı düşünmüyorum zaten. Boş boşuna ağırlık. Bak yine buradan sarmallar falanlar filanlar gelmiş. Şuradan bir yerlerden dalacaktık. Bir dalalım bakalım. Gidebildiğimiz kadar şöyle inelim aşağıya. Şimdi zaten şeyimiz de deniz tırımız da artık şey olduğu için büyüdüğü için çok da fazla ilerlemeyelim. Şimdi ben şu canım aletimi yanıma alacağım. Çünkü bu bizim hayatımızı kurtaracak. Şimdi gidelim bakalım. Burada tersten de gitmiş olabilirim şu an. İnanın yine nereden gidileceğini bile unuttum ya. Neyse, bulacağız.
Nestler vardı. Titanyuma gerek yok şu an. Tövbe bismillah ya. Mekanı unuttum ya. Şuralardan dalacağız herhalde ama. Neredeydi? Hiçbir fikrim yok yani şu an. Yanlışlıkla. Allah ya. Bak yine yakalandık şu adama ya. Şimdi nereye atacak kim bilir. Kafayı yedirdi bize bu. Aa, manyetik buldum. Demek ki buralarda manyetit var. Okey. Güzel oldu da geçebileceğiz mi? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Aşar. Anlaşılan ben bunu hemen bulamayacağım. Bunu bulup bir ben öyle geleyim karşınıza. Burada bir nefeslenelim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buldum. Çok da zorlanmadım. Hemen arkamı döndüm, zaten burasıymış. Ama olsun. Manyetitin yerini de bulmuş olduk bu arada. O hemen dibe daldık mı? O konumdan aşağıya daldık mı? Hoppa, Margarit. Hoş geldik bebeğim. Gerçi artık buraya dalabiliyoruz. Ben niye dalmıyorsam. Şu aşağılara doğru da gideriz ha. Bence buraya bizim bir daha gelmemizi istiyor. Artı olarak göstermezdi diye biliyorum ama bir bakacağız. Evet. Bir şeyler kalmış olmalı bence. Evet, bakın buraya giremiyorduk. Buraya girebiliyoruz artık. Her yere yaptı. PDA. Fortnite into our voyage. I was more or less living inside the creature's rib cage. It meant shelter. Kapısında yaşamış. It meant food. The flesh was starting to rot. Çürümeye başlamış. Was unlike anything I'd ever smelled. As we floated, the temperature dropped. The rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the Reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. I
until one day I saw a smattering of penguins in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. Karayı bulmuş. My spirit as I watched the land get closer and closer. The Reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the Reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the Reaper skull. I didn't ride the beast for 3 weeks to have no proof. Land never felt so good, even in this Arctic hell. Aduş. Aa, tuvalet. Bunu unutmuşum ben ha. Hoppa, lavabo. Aa, bunlardan alamıyor mu? Oğlum bunlar Subnautica'da çok iyiydi ya. Tüh. Almamak kötü olmuş. Başka bir şey kalmadı herhalde burada. Her şeyi bulduk. Margaret, gidiyorum ben. Aha. İşte be, bölgesel savunma. İşte buydu. Burada arkadaşlar aradığımız şey buydu. Çok iyi oldu bu. Savunma. Adam, gidiyorum ben. Var mı lan bir şey? Oğlum bak, o ölüm mavi tabletler için var ya, neler neler yaptım ha bir önceki oyunda. Neyse. Gidiyorum ben. Kutum tutmuş ya. Şu an çok sevinçliyim ha. Şeyi bulduk. Geliştirmeyi. Yes. Yanımızda pil de var. Bak bak bak, ablamız içeride oturuyor. Seek fluid intake. Selektör yapayım da. Burada gel dedik ya, bir şey yoktu. Çok güzel mekan bulmuş ablamız. Şimdi sıkışmayayım buralarda. Gideyim. Buralarda lityum, lityum. Ne ararsak var ha. Disk balı. Yakut. Lityum. Oho. Ulama değil. Güzel yere kurulmuş ha. Değişik sesler çıkıyor zaten. Elmas. Elmas ihtiyacım yok. Benim manyetit bulmam lazım. Lityum da tabii ki de lazım.
Bunun neye lazımdı acaba? Şöyle bir gidelim bakalım. Kitap yok ki. Oğlum sıkıştım. Manyak mısın sen? Dümdüz gittin mi çıkacaksın işte. Allah Allah. Güzel yere gidiyor. Bomba olmuş. Müzik falan değişti ya. Tane daha şey bulduk. Yo, buraya gelmişim ben. Buradan da gidebiliriz şöyle ama bilemedim, biz bildiğimiz yoldan çıkalım arkadaşlar. Şöyle basalım gidelim. Margaret ablamız da çok güzel mekan yapmış. Şimdi bir konumlara gelelim bakalım. Bak. Bak gitti. Bilinen son konum bitti. İstek kozası değil. Şuralarda yapıt, yapıt, yapıt. PK8'i gittik. Mimar bedeni yeri. Buraya da gittik. Şunu hatırlamıyorum ama ya. Q59. Tabii yine bunlara da ben bir kayıtlardan bir bakacağım. Hani hangilerine gitmişiz, hangilerine gitmemişiz. Ona göre gideceğiz. Şu ben manyetik bulduğum yere gideceğim bir de. Şuralarda bulduyduk. Buradan dimdirek aşağıya bir iniş, bir yol vardı. Bu yaratık yumurtalarını nasıl çıkartacağız burada bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok açıkçası. Aynen. Vallahi çarpı çarpı gittik. Madenler var.
Bunlar şu an için tehdit değil artık. Bunlar tehdit olmadığına göre... Yürüyün gidin lan. Artık o ısırabildiğiniz adam yok karşınızda. Git. Geberesice ya. Hala önümde. Beni hiç yiyecek burada. Tamam, burası işte. Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah doğru yerdeyizdir. Muhtemelen doğru yerdeyiz. Tam tersi yöne gideceğiz. Hop nikel. İyi yavrum be. Hop nikel. Bir tane manyetitimiz var. Muhtemelen şu kenarlarda da manyetit bulacağız arkadaşlar. Hayda. Ha, yok, bunu bulmuşuz Allah'tan. Mesela burası ne? Hangi mimar yaptı? Çıkınca öğreneceğiz. Allah be. Canını almasın senin ya. Bak beni, bak bak beni aşağı çekiyor bak. Ödüm koptu yine ya. Açmadığımız bir konum mu var? Şu oksijen tüpünü bir alalım da. Şuralardan bir çıkalım. Çıkamayacağım herhalde. Ama oradaki o şey yok.
çözemedik. Neyse. Gidelim. Evimize gidelim. Seek fluid intake. Şeyi de aldığımıza göre şimdi tam altımızdaki mimar bedeni. Biz bunları bence aldık abi. Bana elektrik çarpıyormuş. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Orada gittik ya. Of. Şimdi bak bütün videoları taratacak bana. Vital signs stabilizing. Vital signs stabilizing. Tamam. Güzel. Yiyeceklerimizi de yedik. Ne ağlatırım valla sen. Avzalandı. Çok harap ettik aleti. Gölgeye bak, gölge nasıl dönüyor dedi. Kendi kendine bir tamir olsun. Biz de o sırada falan boşaltalım. Depolara bakalım neler var. Sıkalsın. Burada bir şey yoktu zaten ya, bir şey koymadık. Bir tane manyetitimiz var. Disk balı. İyi, buralar bayağı gelişti. Ben bir de şuraya buzdolabı yaptım. Onu da şimdi şuradaki bir tane yiyecek var. Tet tet tet. Baharatlı meyve. Preston bitkisi yaprağı, ateşli biber. Nereden yapacağız bunu? Üreticiden mi? Hay Allah canım. Kaç tane var? 2 ateşli biber, 2 yaprak. Güzel. Bir gidelim bakalım, bir yemek yapalım.
nasıl bir şey? Yapacağımız ancak en azından besleyici ve sıcaktır. Bir şey çıktı. Ha tamam, bunu bulduk zaten. Okey. Oo, 85'e 30. Çok iyi. Vücut sıcaklığı artı 100 veriyor. Çok iyi ya. Biz bence buralara gittik ya. 100 metre falan filan. Bu kadar gittiğimizi de hiç hatırlamıyorum ama ben bir videolara bakacağım arkadaşlar. Ona göre gitmediysek devam edeceğiz. Şimdi aslında bir şeye bir daha gidesim var benim. Fear Robot'u, ama bu bölümde de kalan bölümde şey yapalım. Diver'in kar tilkisi. Evet. Bunu en son bulmuştuk. Seek fluid intake. Kar tilkisi yapamıyoruz çünkü şeyimiz eksik. Kar tilkisi istasyonu. Bu nerede abi? Şimdi o değil de şuradan. Gidelim bakalım şuraya. Oha, %100 olmuş hemen. En azından gidebildiğimiz kadar gidelim. Z13 buradaysa buna gittik. Evet arkadaşlar, geldik. Bunlar beni takip ediyor. Ama ben çıkıyorum. Ay. Hırstım. Bunu açmışım. Aa, bunu açıp bunu görmemişim mi? Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? Lilia. You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. Why? You always think that. Öyle düşünüyordu. It may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Bundan söz etmeyeceğim. You're a good friend. Hadi ya. Kurtarımı çok yakın da. Valla kendimi attım aşağıya. Oğlum beni bekliyorlar ya. Beni bekliyorlar. Yürü git. Allah Allah.
Neyse. Ben gidiyorum da. Bizim kar bitkisi yapmam şey. Kar giysisi yapmamız lazım arkadaşlar. Böyle olmayacak bu. Tamam. Böyle böyle şey yapacağız işte. Bunu da uzattık. Uzat geri çek var. I'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous tunneling beneath the ice. Yaratıklar. Arkadaşlar yaratıklar. Vallahi üşüdüm diye girdim buraya. Ben gidiyorum şuraya. Ne tünel oğlum? Hani tünel ya? Oğlum ya Rabbim. Makır makır var orada. Vallahi ben bile üşüdüm yani he şu an. Üşüyoruz be abi, üşüyoruz be. Ben burayı hatırlıyorum da. Bir şeyler vardı burada. Buraya keşke Suban'la gelseydik biz.
Kuzey doğuya gideceğiz. Burada da ışık vardı. Baş ışığımız nerede bizim? Az önce buraya gitmedik. Bir yerden sonra o göreyi verdi ama şey yapmadık. Bana gidelim olmazsa. Gitmeyelim. Böyle tepeye doğru çıkıyor bir yer. Şuraya doğru gidelim. Ya bir kar yaratıklarını falan bulmak istiyorum da. Oradan bir tüy alıp şu kar kıyafetini yapıp ondan sonra aslında derinlere gidesim var. Bak kar elemanları nerede? Gürültücü. New blueprint synthesized. Gürültücüyü ne yapacağız ki biz? Elmas. Gürültücü. Gürültü yapar. Gürültü yapar da ne işe yarar? Gürültü yaptığında ne işe yarar? Tamam, bu buradan çok bir şey çıkartamadık. Şimdi bunun diğer tarafına gideceğiz.
top duruyor ya. Önce burada bir uyuyalım. Biz de burada bir bölüm sonu diyelim. Tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.